Açık Öğretim Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı 4 Ünite Özetleri 1. Ünite Roman Roman yaşanmış ya da yaşanması olası insanların başından geçebilecek olayları insanların iç dünyalarını toplumsal bir olayı ya da olguyu insan ilişkilerini ayrıntılarıyla ele alan bir anlatı türüdür. Daha önceki dönemde roman türünün özelliklerini, yapı unsurlarının olay, kişi, yer ve zaman olduğunu, hikayeden daha geniş olduğunu dünyada ve ülkemizdeki gelişimini öğrenmiştiniz. Bu ünitede roman türünün tarihi gelişimiyle 19. yüzyıla damgasını vuran klasik eserlerinden birini inceleyip dünya edebiyatından bir örneği tanıdınız. Bu dönem Türk edebiyatında roman türünün gelişimini, Tanzimat, Servet-i ve Milli Edebiyat dönemlerini öğrendiniz. Tanzimat dönemindeki eserler roman türünün ilk örnekleri olduğu için teknik yönden kusurludur. Bu dönem ortaya konan eserlerde amaç estetik zevk oluşturmaktan çok halkı eğitmektir. Türk edebiyatında ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız yazar Fenelon'dan çevirdiği Telamak adlı eserdir. İlk yerli Türk romanı ise Şemsettin Sami'nin yazdığı Ta ı Talat ve Fitnat adlı romanıdır. İlk edebi roman Namık Kemal'in İntibah adlı eseridir. Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı Sergüzeşt adlı roman teknik ve üslup bakımından mükemmele yakın bir romandır. Tanzimatın ilk döneminde romantizm, Namık Kemal, Ahmet Hat Efendi, Şemsettin Sami, ikinci döneminde ise realizm ve naturalizm, Re Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım akımları etkili olmuştur. Eserlerde romantizm akımının esasları yansıdığı için uzun betimlemelere yer verilmiş, hayal ve duygular ön plana çıkmış, yazarlar kendi kişiliklerini gizlememişler, olayın akışını bozarak görüşlerini söylemişlerdir. Eserlerde iyiler çok iyi, kötüler çok kötüdür ilahi hakim bakış açısı kullanılır. Eserlerde dil tanzimat edebiyatının birinci döneminde sade, ikinci döneminde ise süslü ve ağırdır. Eserlerde mekan genellikle İstanbul'dur. Yazarlar genellikle görücü usulüyle evlilik, kölelik, cariyelik, tarihi olaylar, yanlış batılılaşma gibi sosyal konulardan söz etmişlerdir. Romantizm 18. yüzyılın sonlarında başlayıp 19 yüzyılın ortalarına kadar devam eden ve klasizme tepki olarak ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır. Romantizm, aklı ve sağduyuyu ön plana çıkaran, klasizmin katı kurallarına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Romantik akımın dünya edebiyatındaki temsilcileri Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Alexander Dams, Goethe, Türk edebiyatındaki temsilcileri ise Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi ve Şemsettin Sami'dir. Servet Üfü'nün edebiyatı, yazar ve şairleri beslendikleri batılı eserler doğrultusunda dönemlerinin siyasi, sosyal şartlarının belirlemesiyle kendine özgü romanlar yazmayı başarmış, döneme damgalarını vurmuş ve kendilerinden sonraki yazarları da etkilemeyi başarmışlardır. Batılı anlamda Türk romanı bu dönemde yazılmış ve roman gerek üslup gerekse teknik bakımdan önceki döneme göre büyük gelişme göstermiştir göstermiştir. Servet-i Fünuncular Tanzimatla başlayan dilde sadelik anlayışından uzak durmuş, aydın kesim için süslü ve sanatlı bir dille eserler vermişlerdir. Onlar estetiğe önem vermiş, bu da dil zenginliğini getirmiştir. Arapçadan, Farsçadan, Batı edebiyatından kelimeler ve tamlamalar kullanmışlardır. Bu dönemin romancıları Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçındır. Realizm 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da romantizme tepki olarak ortaya çıkmış bir edebiyat akımıdır. Pozitivist felsefenin edebiyata uyarlanmasıyla realizm ortaya çıkmıştır. Realistlere göre günlük yaşamı ön yargısız bir şekilde incelemek, sanatı klasik ve romantik akımların yapaylığından kurtarmak gerekir. Realistler pozitivizmin etkisiyle anlattıklarını duygulara değil, belgelere, bilimsel verilere dayandırmışlardır. Dünya edebiyatındaki önemli temsilcileri Balzac, Stendhal, Hall, Gustav Felbert, Dostoyevski, Tolstoy, A. Çehov, Gogol Turgunyev, Maxim Gorki, Charles Dickens, Daniel Defoe, Jacques London. Türk edebiyatında ise Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşa Zade Sezai, Nabizade Nazım, Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin bu akımın önde gelen temsilcileridir. 1911 ile 1923 yılları arasında etkili olan Milli Edebiyat döneminde ise sanatçılar hayata ve sosyal meselelere yönelen eserler ortaya koymuşlardır. Önceki dönemlerin yapma dilini ve üslubunu bir kenara bırakmış ve konuşma dilini kullanarak toplumu ve sorunlarını anlatmışlardır. Bu dönemde üslup daha da önemlisi konu ve tema değişmiştir. Hikayede olduğu gibi romanda da İstanbul dışına çıkılıp Anadolu işlenmiş ve bu dönemde yaşananlar realist bir bakış açısıyla anlatılmıştır. Milli edebiyat romancısı kendini dönemini yansıtmakla görevlendirmiş ve sanatçılar bu dönemde yaşanan siyasi mücadeleyi ve halkın kurtuluş mücadelesini anlatmıştır. Milli Edebiyat Dönemi Türk Romanının Genel Özellikleri bu dönem romanı hikayede olduğu gibi sosyal konulara eğilmiş ve vatan, millet, Anadolu, bağımsızlık gibi milli konularda eserler verilmiş, böylece memleket edebiyatı çığırı açılmıştır halka doğru ilkesiyle hareket edilmiştir. Milli edebiyat romanlarında sanatçılar özellikle gözleme önem vermişler ve eserlerinde gözlemlerini kullanmışlardır. Dil hikayede olduğu gibi sade ve konuşma diline yakındır. Konuşma dili yazı diline aktarılmıştır. Cümleler Türkçenin yapısına uygun ve kısa cümlelerdir. İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. Bu dönemin önemli romancıları Halide Edip adı var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay ve Reşat Nuri Güntekin'dir. Dil bilgisi, cümle çeşitleri. Cümleler yükleminin türüne ve yerine, anlamlarına, oluşturulma biçimlerine göre çeşitlere ayrılır. Yüklemine göre cümleler, öge dizilişine göre cümleler, anlamına göre cümleler, yapısına göre cümleler. Yüklemine göre cümleler. Fiil cümlesi. Yüklemi basit ya da birleşik çekimli fiil olan cümlelerdir. Örneğin kızcağız seni çıldırasıya seviyor. Bu cümle yüklem sev fiili olduğundan fiil cümlesidir. İsim cümlesi. Yüklemi isim soylu kelime ya da kelime grubu olan cümlelerdir. Yüklemi fiil olmayan bütün cümleler isim cümlesidir. Örneğin Allah Celle Celaluhu için güzel insandır. Bu cümle yüklem isim soylu insan kelimesi olduğundan isim cümlesidir. Öge dizilişine göre cümleler kurallı düz cümle, yüklemi cümlenin sonunda bulunan cümlelerdir. Örneğin sana dün de söyledim. Bu cümle yüklem söyledim en sonda bulunduğundan kurallı cümledir. Devrik kuralsız cümle, yüklemi cümlenin başında veya ortasında bulunan cümledir. Örneğin, annesinin belki fikrinden korktu Ali Bey. Bu cümle yüklem korktu ortada bulunduğundan devrik cümledir. Eksiltili cümle, yüklemi yazılmayıp yüklemini okuyucunun zihninde tamamlaması beklenen cümledir. Eksiltili cümlelerin sonuna üç nokta konur. Örneğin önümüzde göz alabildiğine dağlar. Yüklemi yazılmayan bu cümlenin sonuna sıralanmış gibi bir kelimeyi yüklem olarak getirebildiğimiz için bu cümle eksiltili bir cümledir. Anlamına göre cümleler. Olumlu cümle. Cümlede yüklem durumundaki fiilin gerçekleştiğini veya yüklem durumundaki varlık ya da kavramın var olduğunu, bulunduğunu bildiren cümlelerdir. Örneğin arar başkasını bulurum. Bu cümlede aramak ve bulmak fiillerinin gerçekleşmesi söz konusu olduğu için cümle anlamca olumludur. Olumsuz cümle Cümlede yüklem durumundaki eylemin gerçekleşmediğini veya yüklem durumundaki varlık ya da kavramın var olmadığını, bulunmadığını bildiren cümlelerdir. Fiil cümlesinde olumsuzluk ma, me, Geniş zamanda mazmes ekiyle sağlanır. İsim cümlesinde olumsuzluk değil, yok kelimeleriyle ya da sız, siz ekiyle sağlanır. Örneğin sözlerinin ne tesir yaptığını anlamak istemiyordu. Orası bu mevsimde soğuk değildir. Bu cümlelerde istemek fiilinin gerçekleşmemesi, soğuk kavramının söz konusu olmamasından dolayı cümleler anlamca olumsuzdur anlamca olumsuz, yapıca olumlu cümle. Bazı cümleler olumsuzluk ifade eden ek ya da kelime almadığı halde olumsuz anlam taşıyabilir. Böyle cümlelere yapıca olumlu, anlamca olumsuz cümle denir. Örneğin, sizden ayrı yaşamaya dayanacak gücüm mü var? Gücüm yok. Bu cümlede yüklem var. Olumsuzluk ifade eden ek ya da kelime almadığı için anlamca olumludur. Ancak soru biçiminde düzenlenmiş cümlede amaç soru sormak değil, yüklemde söylenenin var tersini yok kastetmektir. Dolayısıyla bu cümle yapıca olumlu, anlamca olumsuzdur. Anlamca olumlu, yapıca olumsuz cümle bazı cümleler olumsuzluk ifade eden ek ya da kelime aldığı halde olumlu anlam taşıyabilir. Böyle cümlelere yapıca olumsuz, anlamca olumlu cümle denir. Örneğin aslında ders çalışmıyor değil, çalışıyor. Bu cümlede yüklem çalışmıyor değil. Olumsuzluk eki ma ve olumsuzluk bildiren kelime değil aldığı için yapıca olumsuzdur. Ancak bu cümlede amaç yüklemde söylenenin çalışmıyor değil tersini çalışıyor kastetmektir. Dolayısıyla bu cümle anlamca olumlu, yapıca olumsuzdur. Soru cümlesi İçinde soru eki ya da soru kelimelerinden biri bulunan ve soru anlamı taşıyan cümlelerdir. Örneğin, neden sen de bizimle sinemaya gelmiyorsun? Sınavın nasıl geçti? Şart cümlesi, yargının gerçekleşmesinin bir koşula bağlandığı cümlelerdir. Örneğin, çalışırsan başarırsın. İstek cümlesi, istek anlamı taşıyan cümlelerdir. Örneğin yarın sergiye gidelim. Emir cümlesi emir anlamı taşıyan cümlelerdir. Örneğin çevrenizi temiz tutun. Ünlem cümlesi içinde ünlem ya da ünlem değeri taşıyan kelimeler bulunan cümlelere ünlem cümlesi denir. Örneğin aman bu ne güzellik böyle. Yapısına göre cümleler cümlelerde yargı yüklem sayısına ya da yan cümlecik olup olmamasına bakılır. Cümleler yapısı yönüyle dörde ayrılır. Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle. Basit cümle, tek yüklemi bulunan, tek yargı bildiren cümlelerdir. Örneğin, Türk'ün ateşle İmtihanı, mor salkımlı ev eserleri halde edip adıvara aittir. Birleşik cümle yargı bildiren yüklemin dışında yan cümleciği de bulunan cümledir. Yan cümlecik cümlede kendi içinde cümle özelliği gösteren ve daha çok fiilimsiyle kurulan kelimeye ya da kelime grubuna yan cümlecik, geri kalan bölüme ise temel cümlecik denir. Yan cümlecik genellikle temel cümlecin bir ögesi olur. Örneğin arkadaşım yarın bu okula yazılacağını söyledi. Bu cümlede nesneyi bulmak için yükleme sorduğumuz neyi sorusuna cevap olan yarın bu okula yazılacağını kelime grubu içinde eylemsi bulunduğu için yan cümlecektir. Başka bir örnek olarak onu gördükçe umutlanıyor. Yan cümlecik zarf görevinde. Birleşik cümleler dörde ayrılır girişik birleşik cümle, şartlı birleşik cümle, kili birleşik cümle, ilgi cümlesi, iç içe birleşik cümle. Girişik birleşik cümle, yan cümleci fiilimsi ile kurulan birleşik cümledir. Örneğin okuduğun romanların özetlerini bir deftere yaz. Yan cümleci nesne görevinde. Şartlı birleşik cümle Yan cümleci, dilek şart, sase kipi ile kurulan birleşik cümledir. Dilek şart kipinin oluşturduğu bölüm yan cümleciktir. Örneğin, problemi bu yoldan çözersen daha çok zaman kazanırsın. Kili birleşik cümle, ilgi cümlesi. Yan cümleci, temel cümleciye ki bağlacıyla bağlanan birleşik cümledir. Örneğin, anladım ki senden uzak olmuyor. İç içe birleşik cümle, yan cümleci başka bir cümle tarafından oluşturulan birleşik cümledir. Bu cümlelerde yan cümlecik genellikle nesne görevindedir. Örneğin kapıdaki tabelada rahatsız etmeyin yazıyor. Yan cümlecik nesne. Sıralı cümle, Birden fazla yargının yüklemin birbirine virgül ya da noktalı virgül ile bağlanmasıyla oluşan cümledir. Örneğin yazın Marmaris'e gider orada dinlenirdik. Bu cümlede iki yüklem gider dinlenirdik yani iki ayrı cümle vardır. Birinci cümle ikinci cümleye virgülle bağlanarak sıralı cümle oluşturulmuştur. Bağımlı sıralı cümle Öge ortaklığı olan sıralı cümledir. Örneğin yaşlı adam buraya kadar geldi, sizi sordu. Özne ortak. Seni aramış ama bulamamış. Özne ve nesne ortak. Bağımsız sıralı cümle. Öge ortaklığı olmayan sıralı cümledir. Örneğin yağmur durmuştu, yollar çamurdan görünmüyordu. Bu cümlenin yüklemlerine durmuştu görünmüyordu ögeleri bulmak için gerekli sorular sorulduğunda cümlelerde öge ortaklığı olmadığı görülür. Bağlı cümle birden fazla cümlenin birbirine bağlaçla bağlandığı cümledir. Sıralı cümledeki virgül ya da noktalı virgül yerine bağlaç getirilmesiyle elde edilir. Örneğin sinemanın kapısı açıldı ve izleyiciler dışarı çıktı. Sabah erken kalktı ama yine de otobüse yetişemedi. Sporcularımız iyi mücadele etti ancak yenilmekten kurtulamadı. Bu iki kalın kitabı okuduk da sınava girdik. Kardeşim bugün ne aradı ne sordu. Birinci ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları. Soru 1. 1. Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebi yazılardır. 2. Geniş hacimli, genellikle birden fazla kişiye yer veren, uzun zaman dilimini içeren uzun kurgusal edebiyat metnidir. 3. Olağanüstü olayların olağanüstü kahramanlar aracılığıyla anlatıldığı, zaman ve mekanın belirsiz olduğu sözlü anlatım türüdür. Numaralı cümlelerde aşağıdaki edebi türlerin hangisinden söz edilmemiştir? Doğru cevap D. Manzum, hikaye. Soru 2: Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Doğru cevap A. Edebiyatımızdaki ilk realist roman Namık Kemal'in yazdığı İntibah'tır. Soru 3. Romanda ilklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Doğru cevap C. İlk köy romanı Nabizade Nazım Zehra. Soru 4. Gül Nihal, İntibah, Cezmi Celaleddin Harzemşah. Yukarıdaki eserlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğru cevap A. Öğretici metinlerdir. Soru 5. Tanzimat 1. dönem romancılığı ile 2. dönem romancılığının karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Doğru cevap D. Birinci dönem romanlarının dili ikinci döneme göre daha ağırdır. Soru 6. Servet-i romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğru cevap B. Fransız romantizminin etkisiyle gerçeklikten uzak karakterler yaratılmıştır. Soru 7. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Milli Edebiyat dönemi yazarlarımızdan biri değildir? Doğru cevap C. Tevfik Fikret. Soru 8. 1. Toplumsal birer yara olan kölelik, cariyelik gibi konularda çözüm getiren bir yaklaşım içinde olunmuştur. 2. Bu dönemde bireysel yaşamdan toplumsal yaşama doğru geniş bir açılım vardır. 3. Kişiler iyi ve kötü olarak tek yönlüdür ve iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. 4. Romanlarda ağır ve süslü bir dil kullanmanın yanı sıra Fransız cümle yapısı da görülür. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi Milli Edebiyat dönemi romanının özelliklerinden biridir? Doğru cevap B. 2. Soru 9. Romanın baş kişisi olan Jean Valjean fakir bir insandır. Ailesini doyurmak için ekmek çalar ve kürek cezası alır. Uzun süren cezasından sonra dışarıda yaşamını sürdürmeye çalışır. Ancak kürek mahkumu olduğu için hiç kimse onu işe almaz.'' Sonunda kasabanın piskoposu onu yanına alır. Fakat Jean Valjean onu da aldatır ve onun eşyalarını çalar. Buna rağmen piskopos Jean Valjean'ı affeder. Bunun üzerine Jean Valjean iyi bir insan olur. Bu roman romantizmin en temel eserlerindendir. Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap A. Sefiller Soru 10. Aşağıdaki dizelerden hangisi basit cümle değildir? Doğru cevap C. Anlarsın gözlerinin dolup boşaldığını. Soru 11. Alışkanlık anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir. Bu cümlenin olumsuz, soru ve devrik biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap B değil midir alışkanlık anahtarı kaybolmuş bir kelepçe? Soru 12. Kerem ile Aslı'yı hatırla. Hasretle mi safa buldular? Vuslatta mı murada erdiler? Bu parçadaki üç noktanın kullanılış nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap C. Aradan belirli bir bölümün çıkarıldığı. Soru 13. Huzur bütün duygularımızı barış içinde tutmaksa eğer biz hiç mi huzurlu olamayacağız? Bir huzursuzluğa mı mahkumuz? En korkunç savaşı kendi içimizde yaşarken ne yapmalıyız? Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Doğru cevap B. 2. 2. ünite tiyatro Geleneksel seyirlik oyunların hemen hepsinin çıkış noktası komedidir. Amaç seyirciyi güldürerek eğitmektir. Ortak özellikleri olarak şunları sayabiliriz. Oyunların sonunda genellikle alınması gereken bir kıssadan hisse vardır. Oyunların önceden hazırlanmış metinleri yoktur. Hepsi yüzyıllardan bu yana sürüp gelen sözlü geleneğin ürünüdür. Oyunun konusu bellidir. Oyuncular oyunun akışına uyarak söylenmesi gereken kalıp sözler dışında doğaçlama yaparlar. Bu oyunlar yaratıcısı belli olmadığı için halkın ortak malı sayılırlar. Karagöz, deriden yapılmış kahramanların renkli figürlerinin ardından aydınlatılmış bir perdeye yansıtılması esnasına dayanan halk tiyatrosuna verilen addır. Karagöz Tek sanatçının gösterisidir hayali ya da hayalbaz denilen ustadan başka bir de çırak vardır. Çırak perdeyi hazırlar, oynanacak faslın görüntülerini seçip sıraya koyar. Karagöz'ün piri ve yaratıcısı Şeyh Küster'i sayılmıştır. Oyunun asıl kahramanları Karagöz ve Hacivat'tır. Bunların dışında Osmanlı İmparatorluğu içinde yer alan her kesimden insan, Arnavut, Laz, Rum ve benzeri bulunur. Karagöz dışa dönük bir tiptir. İçi dışı bir olduğundan farklı gözükmeyen halkın sağ duyusunu ve törelerini yansıtan biridir. Hacivat Karagöz'e göre tam ters özelliklere sahiptir. Hacivat yarı aydın, Osmanlıca konuşmaya özenen, saman altından su yürüten, kurnaz, çıkarını düşünen bir Osmanlı tipidir. Herkesin huyuna suyuna giderek işini yürüten, içten pazarlıklı, ölçülü, her kalıba girebilen, çıkarı için olan biteni görmezlikten gelebilen bir tiptir. Karagözün bölümleri Mukaddime. Perdenin solundan hacivat gelir, bir semayı okur, daha sonra bir beyit okuyup kendine kafa dengi bir arkadaş aradığını söyler ve arkadaşın özelliklerini saymaya başlar. Konuşmasını "Bu gece işimizi mevlam rast getire, yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence" diyerek bitirir. Bu sırada perdenin sağ köşesinden Karagöz gelir, ikisi dövüşürler. Dövüşte Hacivat kaçar, Karagöz yere boylu boyunca uzanır ve bir tekerleme söyler. Muhavere Bu bölüm Karagöz ve Hacivat arasında geçer. İki kişiden fazla kişinin de bu bölümde yer aldığı görülmüştür. Fasıl oyunun kendisidir. Bu bölümde Hacivat ve Karagöz'den başka olay kişileri de bu bölümde görülür. Oyuna katılırlar. Bitiş Karagöz oyunun bittiğini haber verir. Kusurlar için özür diler. Gelecek oyun duyurulur. Aralarında kısa bir söyleşme geçer. Bu söyleşme sırasında oyundan çıkarılacak ders belirtilir. Orta oyunu, çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, yazılı metne dayanmayan, içinde müzik, dans ve şarkı da bulunan doğaçlama bir oyundur. Oyunun oynandığı yuvarlak ya da oval alana palanga denir. Oyunun dekoru yeni dünya denilen bessiz bir paravandan ve dükkan denilen iki katlı bir kafesten oluşur. Yeni dünya ev olarak dükkanda iş yeri olarak kullanılır. Orta oyununun kişileri ve fasılları Karagöz oyunuyla büyük oranda benzerlik gösterir. Oyunun en önemli iki kişisi Kavuklu ile Pişekar'dır. Kavuklu, Karagöz oyunundaki Karagöz'ün karşılığı, Pişekar da Hacivat'ın karşılığıdır. Orta oyununda da gülmece ögesi Karagöz oyunundaki gibi yanlış anlamalara, nüktelere ve gülünç hareketlere dayanır. Oyunda çeşitli mesleklerden, yörelerden, uluslardan insanların mesleki ve yöresel özellikleri, ağızları taklit edilir. Bunlar arasında Arap, Acem, Kastamonulu, Frank, Laz, Yahudi ve benzeri sayılabilir. Orta oyununda kadın rolünü oynayan kadın kılığına girmiş erkeğe zenne denir. Kavuklu Hamdi ile Pişekar Küçük İsmail Efendi orta oyununun önemli ustaları sayılır. Oyunda dört bölüm vardır. Mukaddime, Muhavere, Fasıl, Bitiş. Mukaddime Zurna Pişekar havası çalar. Pişekar meydana gelir. İki eliyle dört tarafı selamladıktan sonra zurnacıyla selamı ve oyunun içeriğini içeren bir konuşma yapar. Kavuklu havası eşliğinde kavuklu gelir. Kavuklu oyuna girdiği zaman kavuklu ile kavuklu arkası arasında yanlış anlaşılmalar üzerine dönen komik kısa bir söyleşme olur. Bu söyleşme sırasında bir yandan da yürürler. Çoğu kez kavuklu ve arkası söyleşme sırasında pişe karı fark etmez. Bir anda fark ettiklerinde ise korkudan yere birbirlerinin üstlerine düşerler. Bunlardan sonra oyunun ikinci bölümü Pişekar ve Kavuklu arasındaki söyleşme gelir. Muhavere, Söyleşme Bu bölüm en ustalık isteyen bölümdür. Kavuklu ile Pişekar arasında geçen bir çene yarışıdır. Söyleşme bölümü iki bölümden oluşur. Önce söyleşen kişilerin birbiriyle tanıdık çıkması, birbirlerinin sözlerini yanlış anlaması gibi güldürücü söyleşme ki buna arzbar denir. Sonra da tekerleme denilen söyleşme bölümü gelir. Tekerlemelerde kavuklu pişekara başından geçmiş gibi olmayacak bir olayı anlatır. Pişekar da bunu gerçekmiş gibi dinler. Sonunda da bunun düş olduğu anlaşılır. Fasıl Tekerleme sona erip de bunun bir düş olduğu anlaşıldıktan sonra fasıl adı verilen asıl bölüme geçilir. Çoğu kez kavuklu iş aramaktadır ve tekerleme sonunda pişekar ona bir iş bulur. Bitiş Fasıldan sonra kısa bir bitiş bölümü gelir. Pişekar oyunu nasıl tanıtıp sunmuşsa oyunu bitirmekte gene Pişekar'a düşer. Seyircilerden özür diler. Gelecek oyunun adını ve yerini duyurur. Geleneksel biçimi dışında tiyatro, Türk gösteri hayatına ilk defa tanzimat döneminde girmiş ve batı tarzında bir sahne türüyle tanışmıştır. Şinasi'nin şair evlenmesi Batı tarzında ilk Türk tiyatro örneğidir. Şinasi'nin şair evlenmesi oyununun, Servet-i Cumhuriyet ve günümüz modern Türk tiyatrosunun gelişiminde yatsınamayacak payı vardır. Şair evlenmesi daha o zamanlar etkisini göstermiş ve Namık Kemal, Ekrem ile Abdülhak Hamid'in bazı piyeslerine örneklik etmiştir. Şair evlenmesi, Molière'in etki veya taklidiyle yazılmış olsa bile, Türk tiyatrosunun tarihsel gelişim süreci içinde önemli bir yere sahiptir. Modern tiyatroda yazılı metin ve sahne düzeni vardır. Konuları geniştir ve dram, komedi, trajedi gibi türleri vardır. Kökeni antik Yunan'a dayanır. Batı tiyatro anlayışının ülkemizde iyice yerleşip benimsenmesinde ve Türk komedya yazarlığının yeni bir doğrultuda gelişmesinde Molière'in etkisi vardır. Molière oyunlarında sadece gülüp eğlendirmekle yetinmez, insan zaaflarını gözler önüne serer. Molière, klasik komedinin en usta temsilcisidir. İkinci ünite, ölçme ve değerlendirme soruları. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk Halk Tiyatrosu'nun özelliklerinden biri değildir? Doğru cevap A. Konular tarihten ya da mitolojiden alınır. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi kara gözün özelliklerinden biri değildir? Doğru cevap D. Karagöz okumuş, Hacivat okumamış halktan biridir. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununda asıl bölümdür? Doğru cevap C. Fasıl. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel tiyatromuzun türlerinden biri değildir? Doğru cevap B. Hacivat Soru 5. Orta oyunu ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap D. Önceden hazırlanmış metinlerden hareketle canlandırılır. Soru 6. 1. Taklit yoluyla güzel hikayeler anlatılır. 2. Oyuncu kadrosu tek kişiden ibarettir. 3. Dekoru, elbisesi, sahnesi yoktur. 4. Günümüzdeki stand-up gösterisidir. Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap C. Meddah. Soru 7. Batılı anlamda ilk tiyatro eserimizin yazarı, eseri ve türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Doğru cevap A. Şinasi Şair Evlenmesi komedi. Soru 8. Tanzimat dönemi tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap D. Tanzimat tiyatrosunda geleneksel tiyatronun özellikleri görülmez. Soru 9. Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı tiyatro yapıtıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Doğru cevap C. Geleneksel Türk tiyatrosuyla taban tabana zıt özellikler taşır. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir? Doğru cevap B. Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme. Soru 11. Efendim, sizin gibi dillere destan olmuş bir hastayı doğrusu çok merak ediyorum. Onun için sizi görmeye gelmemi lütfedip hoş karşılayacağınızı umarım. Her tarafa yayılmış olan ününüz cesaretimi mazur gösterebilir. Yukarıdaki parçada kaç tane yazım yanlışı yapılmıştır? Doğru cevap B. 2. Soru 12. Dostum hiç unutur muyum? Ben o dersi alıncaya kadar az mı zahmet çektim? Her neyse evlenmenin ilmini öğrendim. Boş bırakılan yere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? Doğru cevap A. Virgül, soru işareti, nokta, nokta. Üçüncü ünite, anı, hatıra. Bir kimsenin, özellikle tanınmış kişilerin yaşadıkları dönemde gördükleri ya da yaşadıkları ilginç olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları yazı türüne anı denir. Tanınmış sanatçı, siyasetçi ve bilim insanlarının yazdığı anılar onların yaşayışlarını, yaşadıkları dönemdeki önemli olayları anlatması bakımından önemlidir. Anı, hatıra türü özellikleri. Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır. İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır. Tarihçilere ışık tutar. Tanınmış bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını, çalışma ve araştırmalarını anlatır. Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar. Geçmiş birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla verilir. Anı, hatıra türü tarihsel gelişimi Batı'da en çok yaygın bir tür olup ilk örneğini eski Yunan sanatçısı Xenophon Anabasis adlı eseriyle vermiştir. 18. yüzyılda Jean-Jacques Rousseau'nun İtiraflar, Boten'in Şiir ve Gerçek, André Dayd'ın Jurnaller adlı eserleri bu alanda önemli eserlerindendir. Bizde Göktürk yazıtları bu türün ilk örneği sayılır. 16. yüzyılda Hindistan'da bir imparatorluk kurmuş olan Babür Şah'ın yazdığı Babürname, 17. yüzyılda Ebul Gazi Bahadır Han'ın yazdığı Şecere-i Türk, Katip Çelebi ve Naiman'ın birçok eseri bu türün örneklerindendir. Eski edebiyatta anı özelliği taşıyan vakai nameler, gazavat nameler, sefaret nameler bu türün örnekleri sayılmaktadır. Edebi tür anlamında anı ise bizde tanzimat döneminde başlamıştır. Önceleri Ebu Ziya Tevfik ve Ali Suavi çıkardıkları gazetelerde anılarını yayınlamışlardır. Akif Paşa Tapsıra, Muallim Naci Ömer'in Çocukluğu, Ziya Paşa Defteri Ahmal, Ahmet Rasim Eşkali Zaman, Falaka ve Gecelerim, Halit Ziya Uşaklıgil, 40 Yıl Saray ve Ötesi, Hüseyin Cahit Yalçın, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, Mehmet Rauf, Edebi Hatıralar, Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Yahya Kemal, Çocukluğum, İlk Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralar, Refik Halit Karay, Üç Nesil, Üç Hayat, Necip Fazıl Kısakürek, Kürek, Yılanlı Kuyudan, Halide Edip Adı Var, Mor Salkımlı Ev, Türk'ün Ateşle İmtihanı, Falih Rıfkı Atay, Çankaya Zeytin Dağı önemli anı yazarlarımızdandır. Üçüncü Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Soru 1 Anı bir kişinin şahsi tarihi demektir kişi anılarını anlatırken ne kadar tarafsız olsa da ilmi bir eser kadar objektif olamaz. Bu tür yazılarda samimiyet ve dürüstlük ön plandadır. Anılar tarihin sanatın bir yönüne ışık tutar ve bu özelliği nedeniyle tarihi belge niteliğindedir. Yazar anlattıklarını mektup, resim, belge ile destekleyebilir. Üslupta açık, yalın, samimi ve abartısız bir ifade vardır. Olaylar kahraman bakış açısıyla yazılır. Bu parçadan anı türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Doğru cevap D. Anılarda amaç ders vermektir. Soru 2. Kudüs üzerinde Lut Gölü'ne inmeyen hiç kimse şeria vadisinin ne olduğunu tahmin edemez. Orada toprak bile tebahhur eder. Saatlerce mesafede kısa dallı hurmalarından başka bir şey yoktur. Geniş muz yapraklarının altına girilmez. Taş kadar sert, sarmaşık gibi birbiri içine girmiş, Toprağa ılık gölgesi kadar yakın duran sebbareler hararetin bir kısmını kendileri neşrediyor gibi insana nefret verir. Güneş batmıyor, tükeniyor gibi grup eder ve grup eden şey içi boşalmış, son keskin ateşini damlatmış bir daireden ibarettir. Bu parçada kullanılan anlatım türleri aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap A. Öyküleyici, betimleyici. Soru 3. Halide Edip adı var, 10 yıllar sonra belge niteliği taşıyacak bir eseri Türk edebiyatına kazandırmıştır. Anadolu'da ve Arap diyarında yaşananları gözlemleyebilme şansı bulmuş, kişinin gerçekleri ortaya koyması açısından önemli olan eserdir. Ayrıca Halide Edip Adıvar'ın çocukluk günlerinden 1918'e kadar olan olaylara ışık tutma özelliği taşıması bakımından da bir klasiktir. Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap D. Mor Salkımlı Ev Soru 4. 1. Türk Edebiyatı'nın yazılı ilk eserleri olan Orhun yazıtları birer söylef olmakla birlikte anı özelliği de taşımaktadır. 2. 15. yüzyılda Babür Şah'ın yazdığı Babürname Edebiyat'ta bu türün ilk örneği olarak kabul edilmektedir. 3. 17. yüzyılda Ebul Gazi Bahadır Han'ın yazdığı Şecere-i Türk yer yer anı özelliği taşıyan bir tarih kitabıdır. 4. Anı türü servet döneminde edebiyatımıza girmiştir. Yukarıdaki paragrafta kaç numaralı cümlede bir bilgi yanlışı vardır? Doğru cevap D. 4. Soru 5. 1. 10 yıl kadar önce annemin gençlik arkadaşı Bedia Muvahhid karşılaştım bir lokantada. 2. Yanına gittim, eğildim. Bedia teyze, 70'imi açtım diye fısıldadım kulağına. 3. Bu münasebetsiz lafımla onun da 70'ini çoktan açtığını söylemek istediğimi hemen anladı. 4. Sus, terbiyesiz kız diye beni şakadan azarladı. Yukarıda verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Doğru cevap B. 2. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? Doğru cevap C. En sevdiğim mevsim sonbahardır. Soru 7. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Yukarıdaki dize hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Doğru cevap A. Olumlu fiil, basit, devrik. Soru 8. Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine cümlesinin kurallı cümleye çevrilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap C. Kelimeler ülkesine baharı koklayarak girelim. Soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi diğerlerinden farklı bir yapıdadır? Doğru cevap C. Bu şiiri okuyup yorumlayın hemen. Dördüncü ünite haber. Bir olay ya da olgu üzerine edinilen bilgiye haber, bu bilgileri vermek için hazırlanan metinlere ise haber yazısı denir. Önemli kitle iletişim araçlarından biri olarak kabul edilen gazeteler kültür, sanat ve edebiyatla ilgili haber vermesi ve edebi ürünlere halkın kolayca ulaşması bakımından önemli işleve sahiptir. Örneğin Dostoyevski'nin dünyaca ünlü romanı Suç ve Ceza ve Orhan Kemal'in Vukuat Var adlı eserleri bir gazete haberinden esinlenerek yazılmıştır. Basın yayın organlarından reyting kaygısıyla şiddet içerikli haberlerin yayınlanması yanlıştır. Devletin aldığı önlemlerin yanı sıra bu konuda toplum olarak da bilinçli davranmalı, şiddet haberlerinin şiddeti azaltıcı etkisinin bulunmadığı gerçeğinden hareketle reyting kaygısıyla şiddet haberlerinin özellikle vahşet içeren haberlerin verilmesine karşı olunmalıdır. Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle birlikte başlamıştır. Tanzimatçılar halkı aydınlatmak ve onlara yol göstermek amacıyla gazete çıkarmışlardır. Gazetelerin yayımlanmaya başlaması makale, roman, hikaye, tiyatro gibi türlerin edebiyatımıza girmesinin önünü açmıştır. Takvimi Vekayı ilk resmi gazete olarak 1831'de çıkarılır. Ceride-i Havadis yarı resmi yarı özel İngiliz Churchill tarafından 1840'ta çıkarılır. Tercümanı Ahval ilk özel Türk gazetesi olarak 1860'da Şinasi ve Agah Efendi ile birlikte çıkarılır. Tasviri Efkar gazetesi ikinci özel gazete olarak Şinasi tarafından 1862'de çıkarılır ve gazetenin başyazarlığına Namık Kemal getirilir. Muhbir gazetesi 1866'da çıkarılır. Kurucusu Ali Suavi'dir. İbret gazetesi 1870 yılında Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılır. Namık Kemal ile Ziya Paşa yurt dışında Londra'da çıkarılan ilk gazete olan Hürriyeti 1868'de yayımlamışlardır. Daha sonra Ziya Paşa Cenevre'de tek başına çıkarmaya devam etmiştir. Tercüman Hakikat Gazetesi 1878'de Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılır. Tanzimat sanatçıları için gazete her şeyden önce kamu meselesidir. Onlara göre gazete sadece halk için bir şeyler söylenen bir yer değil, aynı zamanda halkın duygu ve düşüncelerini, istek ve arzularını dile getiren bir kürsüdür. Haberin yazımı açısından günümüzde kullanılan en geçerli yöntem 5N1K. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim kuralıdır? Bu nedenle gazeteci haberini yazarken bu 6 sorunun cevabına haber metninde yer verir. 5N1K kuralı ne konuyu verir, neden amacı verir, nasıl yöntemi belirler. Nerede mekan ve yer kavramlarını verir. Ne zaman süre, süreç kavramlarını verir. Kim ilgili ve sorumlu kişileri belirler. Gazete, dergi, genel ağ, radyo ve televizyon haberciliği birbirinden farklı özellikler gösterir. Radyo haberlerinin diğer haberlerden en önemli farkı konuşma tekniğine dayalı olmasıdır. Yazılı basın bir olayı ayrıntılarıyla derinlemesine sunarken radyo ve televizyon özet şeklinde sunar. Gazete okuyucusu etkendir. Hangi haberi okuyacağına karar verme özgürlüğüne sahiptir. Radyo ve televizyonda ise öncelikler dayatılır. İzleyici ya da dinleyici edilgendir. Genel A Haberciliği, bütün habercilik tekniklerinin birleştiği bütünleşik haber sunumuna doğru yönelmektir. Genel A Haberciliği, televizyon ile gazetenin olumlu taraflarını bir sentez haline getiren yepyeni bir medya aracıdır. Hem yazılı, hem sesli hem de görüntülü haberler Genel Ağın web sayfalarında bütünleşik olarak sunulabilmekte. Bu özelliğiyle gazete ve televizyonun haber iletim sistemlerini bütünleştirerek yazı, ses ve hareketli görüntüleri aynı ortam üzerinde ve eş zamanlı olarak genel ağ kullanıcılarına sunabilmektedir. Ajans Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş: asparagas haber, uydurulmuş haber, doğru olmayan yalan haber, kupür, gazeteden kesilen yazı, manşet, bir gazetenin adının altında ilk sayfanın en üst bölümünde önem verilen bir haberin iri harflerle konulan başlığı, muhabir, basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren ya da yayan kişi. Spot, özel haber kesiti. Haber metninden biraz daha büyük harfli puntolarla dizilen haber içindeki özellikleri vurgulamak, ana ayrıntıları başlık kompozisyonu içerisinde sergilemek için kullanılan, genellikle sıralamada başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısıdır. Sür manşet, gazetelerin birinci sayfalarındaki logonun üzerinde kullanılan başlık sütun, gazete, dergi, kitap ve benzeri de yazıların yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölüm. Tek zip, basın ve yayın organlarında çıkan bazı haberlerin yalan olduğuna dair yapılan açıklama yalanlama, tiraj, baskı sayısı, haber spikeri, daha önce hazırlanan haber bültenlerini ve diğer duyuruları radyo veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere aktaran kişidir. Bir başka deyişle dil bilgisi, fonetik, diksiyon, artikülasyon, vurgulama, tonlama hataları yapmadan doğru ve güzel konuşan kişidir. 4. ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Soru 1. Nokta nokta tekniğine göre okurun ilgisi de göz önünde bulundurularak muhabir veya editörün vereceği karar çerçevesinde habere ilişkin en önemli ve en can alıcı unsurlar ön plana çıkarılır. İkinci ve üçüncü derecedeki önemli unsurlar ise birbirini izler. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğru cevap A ters piramit Soru 2 Haber yazılarıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap B. Doğru olmasa da ilginç olmalıdır. Soru 3 Haber yazılarıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yay ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır? Doğru cevap D. Okurların dikkatini çeken çarpıcı ve beklenmedik haberlere denir. Asparagas. Soru 4. 1. Bir olay ya da olgu üzerine edinilen bilgiye haber denir. 2. Haber metinleri sanat metinlerine de kaynaklık edebilir. 3. Radyo haberlerinin diğer haberlerden en önemli farkı yazılı olmasıdır. 4. 5N1K ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim kuralıdır? Yukarıdaki parçadan numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Doğru cevap C. 3. Soru 5. Dünyanın enerji sistemlerini kökten değiştirmek için 363 yıla daha ihtiyaç var. Bizler yenilenebilir enerjide bazı harika atılımlar görüyoruz ancak sorunumuz yavaş yavaş kullanımdan kaldırılacak çok miktarda yenilenemez enerji olması. Son hesaplamalara göre biz bunu ihtiyacımız ölçüsünde hızlı bir şekilde değiştiremeyeceğiz. Araştırmalara göre yıkıcı iklim değişikliğini engellemek amacıyla 2050 yılına kadar tam bir enerji bakımı ve gözden geçirmesi yapmalıyız. Ancak şu andaki hızımıza göre bu işlem 30 değil 363 yıl sürecek. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Doğru cevap A. Haber yazısı. Soru 6. Bu yıl altıncısı 5-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Nisan'da Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalının en coşkulu günü 7 Nisan 2018 Cumartesi günü olacaktır. Bu haber yazısında aşağıdaki hangi sorunun cevabı bulunmamaktadır? Doğru cevap B. Kim? Soru 7. 1. Gazete, dergi, kitap gibi şeylerin bir basılıştaki adedi. 2. Haberi derleyen, yayan kuruluş. 3. Gazetenin ilk sayfasındaki iri puntolu başlık. 4. Çarpıcı, dikkat çeken haber. Verilen açıklamalarla aşağıdaki terimler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Doğru cevap C. Kupür Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının özelliklerinden biri değildir? Doğru cevap A: Öznel olmalıdır. Soru 9: "Hiç ummuyordum ama gençler arasında da Türkçeye duyarlılık çok iyi. Bu konuya dikkatleri var." dedi. cümlesi için hangisi söylenebilir? Doğru cevap C: kurallı fiil olumlu iç içe birleşik 5. ünite gezi Gezi yazılarının tarihi çok eskidir. Eskiden gezip gören ve bunları anlatan kişiye seyyah, bu kişilerin yazdıkları metinlere de seyahatname denir. Seyahatnameler yazarların sadece gezip görmek ihtiyacından doğmamıştır çeşitli savaşlar, hac ziyareti, görevle başka ülkelere gönderilen memurların yolculukları sebebiyle seyahatnameler yazılmıştır. Gezi yazıları bir şehrin, bir beldenin tarihi bir eserin o andaki durumunu anlattığı için tarihi belge niteliği taşır. Gezi yazılarında ayrıntılı tasvirlere yer verilir. Gezip görülen yerlerde gözlem yaparak bu gözlemi okuyucunun zihninde canlandırma amaçlanır. Bu ayrıntılı tasvirler bir bakıma o yerin bir fotoğrafının çekilmesi gibidir. Gözlem, tespit ve değerlendirmeler edebi bir dille aktarılırken diyaloglardan, rivayetlerden, hikayelerden, efsanelerden, anılardan, anekdotlardan, atasözlerinden ve deyimlerden faydalanılması bu türün en önemli özelliklerindendir. Gezi yazıları da, anı yazıları da açık, sade, anlaşılır, içten bir dille yazılır. Her iki türde de açıklayıcı, betimleyici, öyküleyici anlatım biçimleri kullanılır. Her iki türde tarih, coğrafya, sosyoloji gibi bilim dallarına kaynaklık edebilir. İki türde kurmaca metin değildir. Belli gerçekçilikleri vardır. Ancak gezi yazılarını anı yazılarıyla karıştırmamak gerekir. Gezi yazılarında mekan, çevre, yer ön planda ve gezilen yer dikkat çekici yönleriyle anlatılırken anı yazılarında çevreye ait bilgiler gezi yazısı kadar ayrıntılı değildir. Gezi yazılarında odaklanılan ana nokta mekan iken anı yazılarında odak nokta olaylar ve olay ile bağlantısı olan kişilerdir. Gezi yazısında gezilip görülen yerlerle ilgili edinilen gözlemler, bilgiler yansıtılırken yazar hep ikinci plandadır. Dünya edebiyatının en önemli seyahatnameleri arasında 13. yüzyılda yayımlanmış Marco Polo'nun ve 14. yüzyılda yaşamış Arap gezgin İbni Batuta'nın seyahatnameleri gelir. Türkçe yazılan ilk gezi kitabı Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik Ülkelerin Aynası adlı eseridir. Türk edebiyatında batılı anlamda gezi yazısı örnekleri Tanzimat döneminde yazarların Avrupa'ya gitmesiyle verilmeye başlanmıştır. Avrupa'ya giden sanatçılar gördükleri şehirlerle ilgili yazılar yazmışlardır. Özellikle Namık Kemal ve Ziya Paşa bunların başında gelir. Önemli gezi yazılarımız şunlardır. Avrupa'da bir cevelan Ahmet Mithat Efendi, Batı tekniğine uygun ilk gezi örneği, Hac yolunda Avrupa mektupları Cenab-ı Şehabettin, Frankfurt seyahatnamesi Ahmet Haşim, Anadolu notları Reşat Nuri Güntekin, Evliya Çelebi 1611-1682 Türk edebiyatının gezi türünde büyük ve önemli eserinin yazarıdır. Evliya Çelebi bir süre medresede okudu, babasından tesip, hat ve nakış öğrendi. Eseri Sehatname İlber Ortaylı 21 Mayıs 1947 Türk Tarih Profesörü 1947 yılında Bregenz Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi'nde tamamladı. 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin tarih bölümünü bitirdi. Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik bölümünde öğrenim gördü. Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Profesör Doktor Halil İnalcık ile yaptı. 1989'da profesör oldu. 2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı oldu. Ortaylı 2012'de yaş haddinden emekli oldu. Ortaylı ileri seviyede Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Rusça Orta seviyede Kırım Tatarca, Slovakça, Romence, Sırpça, Hırvatça, Boşnakça, Arapça, Farsça, Latince, İbranice, Antik Yunanca ve Yunanca bilmektedir. Eserleri Tanzimat'tan sonra mahalli idareler, İstanbul'dan sayfalar Osmanlı aile yapısı, tarihin sınırlarına yolculuk, 40 ambar sohbetleri, Eski Dünya seyahatnamesi, mekan ve olaylarıyla Topkapı Sarayı. 5. ünite: Ölçme ve değerlendirme soruları. Soru 1. Bir kimsenin gezip gördüğü yerlerdeki toplumları, adet ve töreleri, doğal ve tarihi güzellikleri, ilgi çeken değişik yönleri edebi bir üslupla anlattığı yazılara nokta nokta denir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğru cevap A. Gezi yazısı. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden biri değildir. Doğru cevap D. Hayal gücüne ve kurmacaya dayanır. Soru 3. Türkçe yazılan ilk gezi yazısı nokta nokta adlı eseridir. Bu cümlede boş bırakılan bölüme aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğru cevap B. Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik. Soru 4. Gezi yazısı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap D. Yazıldığı günün tarihini taşır. Soru 5. Bin yıldır belki bundan da eski zamandır neredeyse hiç bozulmayan şu dağları aşınca İpek yolunun bir hattının Çin'e bir hattının Hindistan'a gittiği bu kavşakta her daim kurulan pazarda değişen ne var sanki? Hulmün daracık tek caddesinin her iki yanına sıralanmış ahşap dükkanlarda malların çoğu yine ya Çin'den geliyor ya da Pakistan'dan. Emin olabilirsiniz ki bugün çok daha yoksul bu pazar. Ne ipekler, ne kaftan kumaşları, atlaslar, ne sarrafiye, seramikler, halılar, ne pahalı baharatlar, işlemeli koşumlar, ne de zengin tüccarların rağbet ettiği deri kemerler satılıyor. İran'e tezgahlarda ne Tibet yakları, boraksı, ne burma amberi, tavus tüyü, ne Hint yasemini, sandal ağacı, ne anlam gümüşü, altını, Fergana'nın ejderha atları, gur lapisi, lacivert taşı, Nişabur firuzesi, Rey kaseleri, ne de Antakya camı. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğru cevap B. Koklama duyusuyla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir. Soru 6. 1400 yıl önce bir şair bu şehir surlardan bir çelenkle çevrelenmiş diye yazmıştı. O zamandan bu zamana çok şey değişti ama modern İstanbul hala ruhunu ve güzelliğini büyük oranda onu kuşatan ve bölen sulara borçlu. Bunu belki en iyi fark edebileceğimiz yer Galata Köprüsü. Bütün şehir turları da oradan başlamalı. İstanbul'da daha panoramik yerler varsa da hiçbirinde şehrin deniz ile iç içeliği bu kadar hissedilmiyor ya da denizciliğin şehrin karakterini ve tarihini nedenli etkilediği bu kadar iyi anlaşılmıyor. Bu nedenle ziyaretçilerin şehir gezisine ilk olarak Galata Köprüsü'nden başlamasını tavsiye ederiz. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir? Doğru cevap A. Gezi yazısı. Soru 7. Aşağıda yazarıyla birlikte verilen eserlerden hangisi gezi yazısı türünden yazılmıştır? Doğru cevap D. Anadolu Notları Reşat Nuri Güntekin. Soru 8. 1. Süzülür odama her sabah erken. 2. Bir gümüş ve yayvan tepside gülen. 3. Gözlerinin daha uyku ucunda. 4. En serin su buhar olur avucunda. Yukarıdaki dizelerden hangisi ögelerinin dizilişi yönünden kurallı bir cümledir? Doğru cevap C. 3. Soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre basit? ögelerinin dizilişine göre devrik bir fiil cümlesidir. Doğru cevap B. Bütün iddialar bir tek şeyi gösteriyor bence. Soru 10. 1. Bu yoldan mı geçeceğim? 2. Eldivenini takmayacak mıydın? 3. Yarın gelmiyorum. 4. Seni tanımıyor değilim. Numaralandırılmış cümlelerin hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumludur. Doğru cevap D. 4. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.